Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelliği Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, ben çok çeşitli şeyler konuşacağım. Daldan dala atlayacağım, oradan oraya, buradan buraya zıplayacağım videoda. Dikkatiniz inşallah dağılmaz. İlk olarak Mustafa Denizli sırrını açıkladı diye haberle girişi yapalım. Çünkü çok uzun şey konuşacağım ama kısalta kısalta konuşmam lazım. Tamam. Mustafa Denizli Hürriyet'teki köşe yazısında Mustafa Hoca, sevgili Mustafa Hoca iyi bir adamdır. Mustafa Hoca yazan her sayfayı takip edin. Mustafa Hocalar iyidir. Orada Trabzonspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor'un Avrupa'daki şeyini konuşmuş. Hani Avrupa'daki şey galibiyetlerini konuşmuş ve UEFA ile ilgili umutları taze şeyde yaparken anlatırken Jesus'un sırrını açıklamış. Yani uzun bir yazı ama beni ilgilendiren Jesus'un sırrını açıklaması. Psikoloji değişti. En değerli zafer Trabzonspor'un falan diyor. Başakşehir'in tek rakibi Fiorentina demiş. Durum en kritik olan Sivas'tı. Fenerbahçe'de çok dengeli bir kadrosu var. Oynadığı maçlardan 3'ünü kazanıp diğerinde berabere kaldı. Gruptaki tek rakibi Ren'le birlikte gruptan çıkmayı garantiledi. Kaliteleri birbirine yakın diyor. Fenerbahçe Süper Lig ve Avrupa Lig maçlarında değişik 11'lerle mücadele ediyor. Ama çok farklılık çıkarmıyor. Bu takım için büyük bir avantaj diyor. Yani geniş kadro, bu kadroyu da bu şekilde kullanmak çok mühim bir olay. Yani kalite farkının böyle olması. Jesus'un sırrı bu. Herkesi hazır tutuyor demiş bu sayede. Doğru, mantıklı. Herkes her maçta oynayabilir demiş. Buymuş arkadaşlar Jesus'un sırrı. Sadece bu değil. Bakın arkadaşlar, sadece bu değil. Galatasaray Kayserispor deplasmanına tıpkı Jesus'un yaptığı gibi ön alanda çok fazla hücumcuyla çıktı. Ama ilk bilmem kaç dakikada gitti, kaç tane gol yedi, geriye düştü. Düşmedi mi? Düştü. Sonuç bu işte. Yani kusura bakmayın. Sonuç bu işte. Aynı şeyi yapsam bile aynı sonucu alamıyorsun. İşte bu da çok önemli. Bu da çok çok önemli. Ve yani Jesus kavraması, anlaması güç bir adam. Yani kafanın, zihnin basmayacağı türden bir adam. Niye? Adamın doğrularıyla bizim ülkedeki doğrular çok tezat. Yani size göre, bana göre maç kaybedildi, İlk hakeme top suç bulalım. Mesela maçın özetine bakarken hepiniz ilk şeye bakıyorsunuz. Bakalım bakalım hakem hangi golümüzü vermedi. Hani puan kaybında neye bakarsınız? Bakalım hakem hangi golümüzü vermedi? Hangi skandal karar? Mesela ben yıllarca şey yaptım. Galatasaray Beşiktaş maçı kazandı mı? Kazandı. Maçın özetine bakarken şey yapıyordum. Acaba hangi hakem hatasıyla kazandılar? Acaba. Değil mi? Ben bunu, vallahi bunu yapıyordum. Yeminle söylüyorum, bunu yapıyordum. Acaba hakem nasıl kolladı da kazandılar? Futbolcu kesin maçı satmıştır. İşte ayağının altından top kaçırmıştır. Bilerek kırmızı yemiştir. Yoksa bu Galatasaray'ı kazanamaz. Değil mi? İlk buna bakıyorsunuz. Kaçınız şey yapıyor. Bak ben burada birkaç senedir maç sonu yayınları yapıyorum. Ve yaptığım maç sonu yayınlarda bir hesaplama sistemimiz var. O da şu şekilde. Hani kaç tane net pozisyona girdin? Ya da net pozisyon kaçırdın? 3. Kaç gol attın? 4. Rakip kaç net pozisyona girdi? 1. Kaç gol attı? 2. İşte maçın sonucu netler artı golleri topluyorsun. Rakibinin netini artı golünü topluyorsun. Diyorsun ki bitiricilik iyi olsaydı bu maç şu skorla biterdi. Herkes kendine dersini çıkarsın. Anladınız mı? Umarım anlatabildim. Mesela Fenerbahçe'de Batshuayi diye bir futbolcu var. Fenerbahçe'ye geldiği zaman yok Beşiktaş'ın çöpü, yok işte Beşiktaş'ın istemediğini Fenerbahçe aldı, yok şimdi alınsaydı şimdiye kadar 50 kere alınırdı. Şöyle böyle. Mitch Batshuayi Fenerbahçe'ye müthiş bir gelir kazandırdı. Haberiniz var mı? Muhtemelen vardır ya. Zannetmiyorum olmayacağını. Hocam nasıl bir gelir? Milyon eurolar. Şimdi videoyu burada durdurdum. Kapandı gitti. Bitti. Haberin devamını siz tamamlayın. Kafanıza şu gelecektir. Ya adam Fenerbahçe'de oynuyor. Tamam. Attığı goller var. Ve attığı goller genellikle maçın kazandıran golleri. Doğru. Güzel gidiyorsunuz. İşte
UEFA Avrupa Ligi'nde kazandırdığı 2 tane 3 tane maça girdi etti. Hepsinde de galip gelindi. 620'şer bin eurodan işte 1 milyon 800 bin euro falan. Artı gruptan çıkma garantiledi. Minimum 1 milyon euro daha. Tamam. Hepsi doğru. Harfiyen hepsi doğru. Çok güzel gidiyorsunuz. İşte adamın kastettiği bu. Bunu söylüyor. Doğru söylüyorsunuz şekerim. Bunu söylüyorum. Yani Batshuayi şu anda kendi bonservis ücretini amorti etti. Bakın onu 12.6 milyon TL diyor gelir ama buna bu kadar şey yapmayın, takılmayın. Bu kadar değil, daha fazla. Beşiktaş'ta beğenilmedi diyor. Ya Beşiktaş'ta 42 maç, 14 gol, 5 asist. Allah aşkına neyi beğenilmiyor? Bu adam kiralık. Bir aidiyeti yok, bir şeyi yoktu. 3.5 milyon euro bonservis ödendi. Futbolcuya yıllık ücret 3 milyon euro. 3'er milyon euro mesela bak, yıllık ücret. Fenerbahçe'nin en fazla kazanan futbolcusu. Ama ne yedekte kalmak zoruna gidiyor ne başka bir şey. Bu arada 630 bin euroymuş galibiyet arkadaşlar. Bilginiz olsun. 630 açar. Yani 6 isabetli şutta 4 golü var. Bu da çok çok ilginç değil mi? Ama Fenerbahçe'ye kazandırdığı şey şu. Saygı. Ya bu kadar milyon euro para verdiğin adamı normalde yedekte tutsan seni topa tutarlar. Ama Valencia'nın hakkını yesen. Mesela Ankara Gücü maçı var. Ankara Gücü maçında hangisi oynar? Kesin Valencia diyorsunuz değil mi? Ama 3 milyon euro yıllık ücreti var Batshuayi'nin. Ya. Oğuz Ceylan ve Atakan Çankaya'da Ankara Gücü maçı öncesinde, yani Fenerbahçe Ankara Gücü, daha doğrusu Ankara Gücü Fenerbahçe maçı öncesinde bazı açıklamalarda bulunmuş. Sosyal medyaya baktım. Flash açıklamalar şöyle böyle falan. Hani Ceylan diyor ki iyi giden bir işte iş var Fenerbahçe maçında skora yansıtmak ve güzel bir Ankara Gücü izleteceğimizi düşünüyorum. İç sahada maç kaybedeceğimizi düşünmüyorum demiş. Beşiktaş maçında şanssız goller yedik. Bir de hakem konuşuldu çok. Futbol olarak güzel işler yaptık. Zaten Beşiktaş'ın bir Ankara Gücü deplasmanı galibiyeti hakem konuşuldu. Giresun galibiyeti yine hakem konuşuldu. İlginç. Fenerbahçe formda takım, sonsuz saygı duyuyoruz ama yorucu bir periyoda girdiler. İç sahamızda şöyle böyle. Atakan Çankaya ilginç bir şey söylemiş. Takım içi uyumumuz çok güzel. 2 galibiyetimiz oldu. İlerleyen süreçte iyi uyumumuz devam ederse ligi üst sıralara gelebileceğimizi düşünüyorum demiş. Fenerbahçe lige çok iyi başladı. Gerek Avrupa Ligi'nde gerek Türkiye'de iyi devam ediyorlar. Biz de elimizden gelince iyi hazırlanıyoruz. Sahadan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyoruz demiş. Genç Talyan, biliyorsunuz hala 16 yaşına basmış olan genç Talyan demiş ki Fenerbahçe'yi farklı şeyler bekliyor olabilir demiş. Genç Talyan inşallah maçın başında bir kırmızı yersin. Zaten Atakan Çankaya ile sen çok müsaitsin. Bir de kırmızı yerseniz hakikaten farklı şeyler bizi bekler. Ama aynı farklı şey sizi de beklemiş olur. Onu da söyleyelim. Bu arada Türkiye eğer ülke sıralamasında bu sezonu 12. sırada tamamlayabilirse 2024-2025 sezonunda, yani 2023-2024 sezonunun şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilecekmiş. Dedim ya size bir sonraki sezon etkiliyor diye. Bu soru çok geldi hani ne olursa böyle olur diye. Onu söyleyeyim. Mesela Atakan, mesela Talyan, bizde bir Buruma var. Bak şimdi Buruma'yı da kimse konuşmaz oldu. Niye? Takım iyi gidiyor. Bunlar şimdi hep halının altına süpürülen çöpler gibi. Takım Allah muhafaza kötü sonuçlar alırsa bakın bunları nasıl gün yüzüne çıkaracaklar. Buruma her gün güçlü bir şekilde dönmek için çalışıyorum demişti 28 Eylül'de. Vücuduna bir bakın son paylaşılan görselleri. Kas kalmamış ya. Ya bir insan kendine niye bu kadar kötülük yapar? Maalesef bu da sıkıntı. Bak sosyal medyada şey de var. Pazartesi günü oynanacak Ankara Gücü Fenerbahçe maçının gözlemcisi İzmir Galatasaraylılar Derneği'nin başkanlığını yapmış olan Somer Karakaş olmuş. Bu da bana salakça geliyor. Bu da bana salakça geliyor. Ya maçın gözlemcisi ne yapabilecek ki? Ne yapabilecek? Yani neye etkisi olacak? Etkisiz eleman benim gözümde. Etkisiz eleman. Ha maç senin stadında oynanır. Edilmeyen küfürleri edildi sayar falan. Dersin ki şöyle böyle anlarım. Ben yani anlamam da anlarım. Ya paron ayaklığın lüzumu yok. Yani her şeyden bir nem almanın lüzumu yok. Çıkalım oynayalım kazanalım bitsin. Artem Zuba.
Bu da çok komik bir olay arkadaşlar. Rus basını Fenerbahçe'ye Artem Zuba'yı sormuş. Transfer olacak mı diye. Ya Allah aşkına, Allah kitap aşkına. Ben bilmiyorum kendimi nasıl ifade edeyim. İnanın şu an bilmiyorum. Karar veremiyorum ama. Ya Zuba kim? Yaz transfer döneminde gündeme geldi. Fenerbahçe gitti. Batshuayi'yi aldı. O da gitti. Adana Demirspor'a imza attı. Sürpriz gelişme yaşandı. Rus basını Ocak ayında Fenerbahçe'nin gündemine gelip gelmeyeceğini sormuş. Falan filan olmuş. Bir şey olmuş. Inter olmuş. Milan olmuş. Ya. Şimdi ben bu videonun başlığına Süper Lig'den sürpriz futbolcu falan filan yazsam diyeceksiniz ki ne alakası var. Ya yok. Yok. Artem Zuba Allah aşkına Süper Lig'e gelmiş, kaç maç oynamış, kaç etmiş. Yani ya öksürük tutuyor, kusura bakmayın arkadaşlar, hastalık daha bitmedi. Ya yaşı olmuş 34. Geçen de kimi yazdılar? Ramsey değil de Arsenal geçmiş olan bir forveti yazdılar. Ya Zuba Adana Demirspor'da 4 maça çıkmış, 1 gol var. O da bizim maçta attı. Boş kaleye giden topa dokundu ya. 165 dakika oynamış. Şimdi geldi geleli 8-10 maçta oynar. Kütür kütür gol atar. Dersin ki şöyle böyle. Ya da forvetin olmaz. Ya bunlar ne kadar salakça geliyor bana ya. Hani haber üretmek için haber üretilmiş. Selahattin Maki'ye sormuşlar. O da imkansız demiş. Ya bunu Selahattin Maki'ye sormanıza gerek yok ki. Sosyal medyadaki troll sayfalardan birine sorsanız o da cevaplardı. Allah'ım ya Rabbim. Fenerbahçe'de Miha Zajc ve İsmail Yüksek müjdesi başlığı koyasım var bu videoya. Niye? Şimdi ağrıları nedeniyle Larnaka maçına gönderilmedi, götürülmedi ve Miha Zajc Ankaragücü müsabakasında takımdaki yerini alabilecekmiş arkadaşlar. Şans verilmesi halinde. Evet, yanlış duymadınız. Şans verilmesi halinde takımdaki yerini alabilecekmiş. Tabii şöyle bir durum var. Joshua King ve Joshua King'in dönme ihtimali biraz sıkıntılı. O hemen hemen yok gibi. Yani yüzde, gerçi biz onu konuştuk. %99 Joshua King yok. William Arao ve Miha Zajc bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını gerçekleştirdiler ve koşulara başladılar. Arao ile Zajc bugün günlerden pazar, maç yarın, kafileyle birlikte Ankara'ya götürülecekler mi soru işareti. Haberde de bunu belirtiyor, Zajc dönebilir diye. Ben başka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın, King, Arao, Zajc, Mert Hakan ve Luan Perez kesin olarak yoklar. Başakşehir maçı, Ankaragücü maçı pazartesi günü, Başakşehir maçı cuma günü arkadaşlar. Bilginiz olsun. O cumadan sonra da zaten ta perşembeye kadar bekleyeceğiz. Yaklaşık bir haftalık süreçte de Fenerbahçe Ren maçına da iyice dinlenmiş çıkacak. Başakşehir de dinlenmiş çıkacak. Güzel bir hesaplamaydı federasyondan. Yani hem Başakşehir hem Fenerbahçe'nin Avrupa maçları için işe yarasın diye. Böyle bir şeydi. Aynı zamanda iki takımın, Avrupa'da maç yapan iki takımın maçları böyle dinlenmeli sahne olması iyiydi. Ben Zajc'la ilgili şunu söyledim. Dedim ki sakatlık makatlık yok. Sözleşme uzatması için menajeriyle görüştük. Tamam dedi. Zajc'ın kendi tamam dedi. Ama ailesi pek kalma niyetinde değil. Eğer Zajc sözleşme uzatmaya yanaşırsa, ne bileyim bir ön protokol şu bu imzalarsa ya da söz verirse, sürpriz bir iyileşme bekleyin. Ama bu şey devam ederse, yani bu olay devam ederse, Zajc'ı yolcu görün. Devre arasında kesin gider. Ama idman fotoğraflarına bakın, her şeyi anlarsınız dedim. İdman fotoğraflarında Zajc çıktı. Yani uzun lafın kısası, Zajc'la sözleşme uzatma müjdesini ben size kap olarak vermiş olayım. Şu an dalga geçiyorum zannediyorsunuz ama kap olarak ben size müjdesini şimdiden veriyorum. 16 Ekim tarihinde size kap veriyorum. 16 Ekim. Artı İsmail Yüksek.
Arkadaşlar İsmail Yüksel'in siz takip edilmediğini düşünüyor musunuz gerçekten de? Yani mesela Ferdi Kadıoğlu'nun scoutlar tarafından izlenmediğini düşünüyor musunuz? Peki bir şey söylesem, bunu düşünen kişiye ben cahil desem yalan söylemiş olur muyum? Bence olmam. Yani İsmail Yüksek takip edilmiyor diyen kişiye ben cahil diyorum. Ya da Ferdi Kadıoğlu takip edilmiyor diye. İsmail Yüksek Jorge Jesus'un fotoğrafını çekerken şey diyormuş. Bak şimdi babamı çekiyorum demiş. Sosyal medyada bundan çok eğlendiler taraftarlar. Ve Jesus da mesela basketbol maçına falan gidiyor, bir paylaşım atmış. Fenerbahçe sadece futbol kulübü değildir, daha fazlasıdır falan yazmış. Enfes. Ekrem Konur diyor ki İspanya'dan iki kulüp AEK Larnaka maçında Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i izledi diyor. İspanya'dan iki kulüp. Tenerife falan mı acaba? Granada, Tenerife falan mı acaba? O düzeydeki takımlar mı acaba? Bir Atletico Madrid değil çünkü Atletico'nun izlediği başka. Ve Yağız Sabuncuoğlu demiş ki Fenerbahçe İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatmak kararı aldı. Kısa süre içinde oyuncu tarafıyla resmi görüşmeler başlayacak. Yeni sözleşme teklif edilecek. Fenerbahçe'de sadece bunların sözleşmesi uzatılmayacak ama. Ben onu da söyleyeyim. Mesela Altay Bayındır ve Valencia'nın da sözleşmelerinin uzayacağı fikrindeyim. Hocam Altay çok kötü gidiyor falan. Belki sözleşme uzatınca düzelir arkadaşlar. Yatırım yaptık diye kaleci antrenörü falan gelir. Belli mi olur? Yani belki de önce Altay'la sözleşme uzatılacaktır. Sonra yardımcı antrenör getirilecektir. Bu işler belli olmaz arkadaşlar. Bu işler sırayla yapılacak işler. Evet, bunu da söyledik. Fenerbahçe bu sezon Avrupa Kupalarında toplam 11.1 milyon euro gelir elde ederken grubundan lider çıkması halinde 1.1 milyon euroyu daha kasasına koyacak demiş. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. 11.1 muhtemelen şey de dahildir. Gruptan çıkma. Yani minimum ikinci çıkacağımız için 10.5 milyon euro artı 200 şey 600 bin euro daha eklenmiş oluyor. Ama lider çıkarsak buna 500 bin euro daha ekleyin. 11.6. Zaten lider çıkmak için Ren'i yenmen lazım. Hadi ondan da 620 ekle. 11.6. Hani 12.2 aşağı yukarı reklam geliri, yayın havuzuyla falan 13,5 milyon euroyu falan buluyor. Bakın bir transfer yapmış kadar, bir futbolcu satmış kadar gelir. Sadece 6 maçlık, yani 6 maç ve öncesindeki periyot. Bu çok iyi bir şey. 13,5 milyon euro. Bizim bunlara alışmamız lazım. Çünkü Türkiye'deki para hiçbir şey. Sivas Spor Teknik Direktörü çıkıyor diyor ki Avrupa takımlarının, işte Anadolu takımlarının Avrupa'ya gitmesi şöyle tırt böyle tırt. Vicdansız. Senin Konferans Ligi'ne gidip 4 tane alacağın galibiyet Süper Ligi bitirdiğin zaman alacağın parayla hemen hemen eşdeğer. Vicdansız. Fenerbahçe'nin inşallah grubu da lider tamamlar. Hem ülke puanına katkısı olur hem kendisine. Ama ben bu videoda size subliminal 3-4 tane duyum verdim. Anlamayan arkadaşlar için tekrarını öneririm. Tekrar izleyebilirsiniz. Ama bu videoda çok güzel, enfes, dehşetül vahşet duyumları size aktardım arkadaşlar. Hocam özetlemek gerekirse Miha Zajc, İsmail Yüksek, hatta Altay Bayındır ve Valencia müjdelerini vermiş oldum. Ferdi'nin, Osayi'nin ve Crespo'nun takibinden bahsettim. Kimlerin takip ettiğini. Bunu da konuştuk. Ankara Gücü maçına ilişkin yok gözlemci şöyleymiş böyleymiş geçin bunları dedik. Zuba olayının palavralığını hani haber doldurmak için üretildiğini belirttik. King Ankara Gücü maçında yok dedik kesin olarak. Ama Başakşehir maçında kadroda olabilir dedik. Arao kadroda olabilir. Ama Arao'ya da zayıfsan en fazla bir tanesi kadroya alınır gibi geliyor bana. Bakalım kadro açıklandığında bu video muhtemelen yayınlanmış olacak. Mustafa Deniz'in açıkladığı sırrı da belirttik. Rotasyonlu kadroyu eşit bölüştürüp iki takımın da eşit güçlü ya da güçlü olmasını düşünüyor dedik. Oğuz Ceylan'ın, Atakan Çankaya'nın, Talyan Antalyan'ın açıklamalarına değindik. Buruma'nın fiziksel olarak ne kadar kötü durumda olduğundan bahsederken Luan Perez'in de en erken Başakşehir maçında sahada olacağı duyumunu vermiş olduk. Hani benim aktaracaklarım, söyleyeceklerim bu kadar.
Bu videoya ne başlık koysam, hani Zeiss ve İsmail Yüksek müjdesi desem olmaz. Hocam İsmail Yüksek uzatır mı? İsmail Yüksek sapına kadar Fenerbahçeli. Merak etmeyin. Sapına kadar Fenerbahçeli. Uzatmayı siz söylemeseniz de kabul eder. Zeiss desen 2. Altay 3. Valencia 4 desen 4 uzatma. Ferdusay, Crespo falan filan. Aslında Batshuayi de müjde oldu çünkü o da bonservisini amortiye getirmiş oldu. Belki de yıllık ücretini de amortiye getirmiş oldu. 4-5 tane müjde. Bakalım başlığa ne koyacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için, videoyu beğendiğiniz için, kanala da abone olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.